Arkadaşlar merhaba. Bu videoda bitkili akvaryum kuracağız birlikte. Aslında daha önceleri Elodea bitkileriyle bu akvaryumu bir toparlamaya çalışmıştım. Ancak tabi melek balığı için sert bitkiler gerekiyor. O yüzden pek olmadı. Lavkara ile beraber yaptığım akvaryum. Şu anda gördüğünüz gibi akvaryum bu şekilde. İç filtrasyon sistemi şelale ile oluşuyor aslında. Hem içeride döndürüyor hem de yukarıdan şelale filtre yapıyor. Bundan da çok memnun değilim aslında. Onu değiştirmeyi düşünüyorum. Daha önceleri aldığım farklı bir filtre vardı. O iç filtreyi takacağım. Belki ilerleyen zamanlarda tekrardan bu iç filtre ile beraber bu şelale filtreye de dönüş yapabilirim. Bunu biraz daha bol elyaflı kullanmak gerekiyor ki faydalı olsun. Öncelikle akvaryumun tabi suyunu boşaltarak başlıyorum. Ekleyeceğim kum Hagen kumu olduğu için yarı yarıya boşaltsam yetiyor. Yani sıfırdan kuru bir kuruluma gerek bulunmuyor. Yeni bitkili akvaryum içinde bitki de aldım. Kripto Balansa diye bir bitki sanırım. Eğer yanlışım varsa yorumlarda düzeltin lütfen. Çok fazla ışık gerektirmeyen, yani orta halde ışık isteyen, karbondioksit ve pek arasının olmadığı, yani gerek duymayan ama ara sıra gübreleme yapılabilir bir bitkiymiş bu. Genelde çoğu başlangıç seviyedeki akvaryumlarda da kullanılıyor aslında. Tabii çok sağlam kök salmış. Benim bu bitkiyi aldığım akvaryumcuda oldukça sağlam bir kök salmıştı. Öncelikle tabii kovanın içine alıp bir süre orada dinlendirdim. 2-3 su yıkadım ki herhangi bir şekilde içinde bir salyangozdur ya da farklı bir şeydir, biriktiyse zararlı bir şey, onlar çıksın. Tabi yıkamayla çıkmaya da bilir. Artık o kadar da sorun yok zaten. Bitkili akvaryumlarda maalesef salyangoz sorunu oluyor. Bu da onun yanında daha 40 cm civarı bir bitki. Yine aynı onun cinsinden. Diğeri tabi 60-70 cm'in üzerinde bir bitki. Onun kökleri o kadar çok uzamış ki artık, yani kumun üst seviyesine çıkmış. Yani ışığa doğru yükselmiş. Tabi bunları hangi kuma ekeceğiz? Biosent diye bir marka gibi yapmışlar. Aslında içinde Hagen kum var. Yani siyah. Galiba bazalt deniyor o kumlardan. Bunun 10 kiloluğundan aldım. 10 kiloluk bu akvaryum için yeterli olacaktır. Tabi biraz daha profesyonel düşünüp karbondioksit sistemi, işte daha iyi aydınlatma, yoğun gübreleme, daha profesyonel malzemelerle beraber bu kuma ek olarak da başka malzemede kullanılabilir. Yani çok farklı kalitede bitki kumları da, daha doğrusu gübreli bitki kumları da mevcut. Ama akvaryumdaki biyolojik ortam zaten bu bitkinin kumuna yeterli bir besin değeri katacaktır. İlk başlarda biraz uyum sorunu yaşayabilir bitki tabi. Kum yeni olduğundan dolayı. Ancak zamanla nitrat, nitrit, bakterilerin döngüsü bu kumda da güzel şeyler oluşturacak. Bunlar da bitkiye yarayacaktır. 1-2 su yıkasanız yeterli oluyor. Ben de aynı şekilde yıkadım. Zaten çok berrak duruyor. Herhangi bir salınım yapmayan bir kum olduğu için, parlak bir kum olduğu için yapısı sanki cam gibi. O yüzden 1-2 su yıkamanız yeterli oluyor da içinde paketlenirken biriken pislikleri dışarı çıkarmak adına. 10 kiloluk paket 2 seferde yıkadım ben. Yani 5 kilo 5 kilo civarında 2 seferde yıkadım. Bunu tabi koymadan önce akvaryumda bir anubias bitkisi vardı. Bu köke bağlı. Onu çıkardım. Tabi o bitki bir yılı aşkın süredir bende ama çok fazla da büyüme kat etmiyor. Misina ile daha önce ben bunu sabitlemiştim. Çok da güzel sabitlendi ve kökleri gitgide o kökün üstünü sarıyor. İlerleyen zamanlarda belki daha iyi bir gelişme kat edebilir. İlk zamanlar bir ışığı fazla vermiştim. O zamanlar çok sararmıştı. Daha sonra akvaryum ışığını hiç açmamaya başladım. Normal gün ışığı almaya başladı akvaryum. Ara sıra çok az açıyordum. O şekilde bitki daha bir yeşillendi ve daha bir yeni
yapraklar çıkarmaya başladı. Melek balığını da dikkatlice aldıktan sonra akvaryum kurulum için hazır. Dipte bir hafif yosun vardı ama onu temizlemedim. Zaten herhangi bir biyolojik bir durum kuma yarayacaktır. Gördüğünüz gibi bu Hagen kum ya da Hagen kum nasıl okunuyorsa salınım yapmadığı için direkt su varken de eklenebiliyor. Yani siz bu şekilde bir lav kırığı kumu ya da benzer başka bir silis kum eklerseniz ilk başta su çok bulanır. Ancak bir tur iki tur yıkamadan sonra Hagen kumunu çok rahat bir şekilde dolu akvaryuma da ekleyebilirsiniz. Tabii bu kum eklemenin farklı yöntemleri de var. Küçük bir kapla alıp zemine de indirip orada da ekleme yapabilirsiniz. Yani yavaş yavaş yukarıdan dökmeden. Ancak ben zaten balığı çıkardığım için çok da gerek duymadım o sisteme. Zeminde gördüğünüz gibi 10 kilo Hagen kum yeterli oldu. Yaklaşık 3 santim, 4 santim seviyesinde bir derinlik oluştu. Bu da daha önceden almış olduğum bir filtreydi. Bu filtrenin de gayet işe yarayacağını düşünüyorum. Daha sonra içine bol elyaf yapabilirim ki küçük partikülleri bile alsın, su daha da bir berrak olsun. Biyolojik döngüye katkı zaten hem bitkiler hem de kum sağlayacaktır. Yani bakterilerin tutunacağı yerler bitkiler ve kumlar olacaktır. O yüzden iç filtreyi sadece elyaf olarak da kullanabilirim. Güçlü ve iyi sirkülasyon yaptığı için bitkili akvaryumda aslında bu sirkülasyon olumlu sonuç veriyor. Bitkiye tabii çok zarar verecek kadar da olmamalı. Ama onun dışında sirkülasyon tüm gübrenin, besinlerin akvaryumda eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Biraz da 3-5 bakımdan sonra küçük sünger parçasıyla ve şelale filtreyi sökümünden sonra akvaryumu hazır hale getiriyorum. Şelale filtreyi daha sonraları kullanabilirim ama şu anlık pek ihtiyaç durmuyorum. Burada görmüş olduğunuz sirkülasyonu biraz hızlandırdım. Direkt iyi çalışıyor ve köşeye koydum. Çok da dikkat çekmiyor akvaryuma bakıldığında. Bütün partikülleri içine çekmeye başladı bile. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde genelde giden ikinci, üçüncü turda oraya takılıyor. Zaten 1-2 gün geçtikten sonra sudaki bütün parçacıklar filtrenin içinde yerini almış olacaktır. Şu anlık güzel bir berraklık var akvaryumda. Artık bitkileri eklemeye başlayabiliriz. Söylemiş olduğum gibi zemini farklı şekilde de ayarlayabilirsiniz. Yani bu çok tavsiye ettiğimiz zemin yöntemi değil. Ama Hagen kumda bitkiler çok iyi kök tutuyorlar. Yani o kadar güzel bir kök yapıyorlar ki, mesela çınar bitkisi vardı. Yani bitkinin zeminden sökemiyordunuz bitkiyi, neredeyse o boyuttaydı yani. Ya da diğer bitkiler de aynı şekilde oldukça güçlü bir şekilde kök yapıyorlar. Ben de ona güvenerek bu şekilde sadece Hagen kumu kullandım. Artık buna balans ayı mı diyelim yoksa balans mı diyelim bilmiyorum artık. Bu bitkinin çok da enteresan, oldukça büyük. Bu Eurostar Akdeniz 600 akvaryumu yüksek bir akvaryum olduğu için de bu bitkiyi tercih ettim. Hem de melek balığının olduğu bir akvaryumda çok sert yapraklı değil ama yine de diğer eledoyalara ve diğer bitkilere göre biraz daha sert yapraklı bir bitkinin olması daha avantajlı. Tabi su ekledikçe bu yapraklar biraz daha güzel görünüyor olacak. Aslında belki yetersiz ışıktan dolayı çok gereksiz uzamış da olabilirler. Yani yapraklarının altında bu kadar dal olması bana biraz onu düşündürdü. Yeterli ışığı duyduğumda zaten bitki çok fazla uzama meyilli olmuyor. Daha çok yeni yapraklar, yeni sürgünler de veriyor. Tabi değişkenlik gösterebilir. Bunun bir küçüğünde sol tarafa ektim, diktim. O şekilde bir bitkili akvaryum yapmaya çalıştım. Burada tabi biraz kamerayı kapattım, kusura bakmayın. Ama daha sonradan zaten rahat rahat görebileceksiniz akvaryumun son halinde. Tabi bu iki bitkiyle beraber burada çok fazla bir aquascaping olarak bir düşünceye gitmedim. Yani gözüme nasıl hoş gelecekse o şekilde yaptım. İlk başta anibiyaslık kökü sol tarafa, iki bitkinin ortasına koydum.
Ancak çok fazla sola yığılma olduğu için ve filtrenin akışı o tarafa olduğu için filtre çok göze batmaya başladı. Yani şu anda görmüş olduğunuz gibi belki sağ tarafa biraz daha kayalar, biraz daha büyük kök parçaları, mangrove kök ya da işte diğer köklerden eklenebilir. Hatta akvaryumun uzun bir şekilde yukarıya doğru olması uzun bir kökün de burada güzel durmasını sağlayabilir. Bitkiler çok uzun olduğu için tabi tam su eklenmeden gerçek formunu göstermiyorlar. İkiye katlanıyorlar, hatta neredeyse zemine kadar geri geliyorlar. O yüzden mümkün olduğunca ben de bu yaklaşık 100 litrelik akvaryumu yukarıya kadar doldurmaya çalıştım. Şelale filtreyi de zaten kullanmadığım için onun seviyesinin üstüne çıkmakta da herhangi bir sorun bulunmuyor. Gördüğünüz gibi aydınlatma zaten çok güçlü. Yani yanlış hatırlamıyorsam 9 wattlık bir aydınlatması vardı Eurostar Akdeniz 600'ün. Ama bu watt, bununla beraber bayağı bir power led var içinde. Bu watt da zaten oradan da kaynaklanıyor. O power ledler güçlü bir aydınlatma. Yani direkt bakamıyorsunuz normal ledler gibi. Genellikle beyaz, içinde de belki 10-15 tane mavi ledlerden var. Aslında renk itibariyle biraz daha deniz akvaryumuna yönelik tasarlamışlar akvaryumu. Ancak bitkili akvaryumlarda da yeterli ışığı verdiği sürece sorun olmuyor. Anubias'ı alt tarafa ekledim çünkü yukarıdaki bitkiler aşağıya gölge versin. Orada tam en altında dursun. Çok fazla da ışık almasın istedim Anubias. Zaten çok ışığı da seven bir bitki değil. Genelde akvaryumun köşe kısımlarına ya da işte karanlık kısımlarına ekleniyor. Görmüş olduğunuz gibi arayı sonra biraz daha açtım. Bu etapta biraz Anubias ışık alıyor ama belki daha sonra biraz daha arkaya eklemesini yapabilirim. Çünkü yukarıda şelale filtrenin bulunduğu plastik kısım arka tarafa gölge yapıyor. Elimde bir tane kök vardı. Bunun da gelişi güzel. Sudan da fazla yukarıya çıkmasın diye, zeminde kalsın diye köşe tarafa koydum. Biraz da bitkiyi tutsun istedim aslında. Gördüğünüz gibi bu bitki akvaryumu çok güzel dolduruyor. Yani hem arka plan hem orta plan bitkisi de diyebiliriz. Oldukça doyurucu bir görünümü var. Tabii şu anda akvaryumda zeminde farklı bitkiler ya da Anubias'ın arkasına çınar ya da köşelere limon ya da altı küba gibi bitkilerle hani zeminde yayılacak şekilde olsa daha da güzel görünebilir. Ancak çok da yüksek teknolojili bir akvaryum olmayacağı için belki Java Fern tarzı bitkilerle, çünkü en kısa Anubias var, en uzun bu balanseler var. Orta seviyede de Java Fern koyarsak daha da güzel durabilir. Melek balığını da kendi suyuyla zaten almıştım. Akvaryumda da hemen hemen %50'ye yakın, hatta %40 civarı bir su değişimi yaptığım için direkt akvaryuma ekledim. Bununla ilgili herhangi bir sorun olmadı zaten. Önemli olan yeni akvaryumu alırken daha yavaş yavaş eklemek balığı. Burada tabi eski halini de gösterdim size. Yani bu tasarımda da kullanılabilir akvaryum. Ancak son hali gayet hoşuma gitti. İlerleyen zamanlarda daha güncel halinde paylaşıyor olurum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız daha çok kişiye videolarımızı paylaşabiliriz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi hobiler, iyi seyirler.